Antik Yunanca iyi ölüm anlamına gelen ötenazi, bugün Hollanda, Belçika, Lüksemburg gibi ülkelerde esnetilmiş şartlar altında uygulanırken, Türkiye'de ise yasak. En temel hak olan yaşama hakkına sahip insanın ölmeyi isteme hakkı olabilir mi? Hala tartışılmaya devam ediyor. Hekimlerin rolü ise epey kritik. Gelin insana, ölüm talebine ve hekimlerin bu konudaki rolüne yakından bakalım. Şimdi bir kere ötenazi kavramını kullandığınızda belki onu netleştirmek gerekir diye düşünüyorum. Herhalde şunu kastediyorsunuz ki ötenazinin birkaç çeşidi var. Biz buna tıp etiğinde aktif ötenazi diyoruz. Aktif ötenazi dediğimizde şunu kastediyoruz. Bir kişi bazı ülkelere göre belli şartlar yerine geldikten sonra hekimden bir ilaç talep ediyor ve hekim bu kişiye işte diyelim bir injeksiyon yaptıktan sonra kişi ölüyor. Burada niyet ve davranışın hedefi çok nettir. Yani bu tıbbi müdahaleyi yani injeksiyonu yaptıktan sonra hastanın ölmesi. Biz buna aktif ötenazi diyoruz. Şimdi bu aktif ötenazi sizin de dediğiniz gibi bazı ülkelerde serbest işte Benelux ülkeleri dediğimiz işte Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da serbest. Diğer Avrupa ülkelerinde yasak. Şimdi bunun etik perspektiften değerlendirdiğimizde tabii işte kişi ölümü isteyebilir mi diye sorduğunuzda bu iki şekilde anlaşılabilir bu soru. Bir, deskriptif olarak anlaşılabilir. Yani bunu yapabilir mi, muktedir mi anlamında? Evet, isteyebilir. İkinci ve esas zannedersem sizin kastettiğiniz soru ise bunu istemesi ahlaken doğru mudur sorusu. Şimdi bu tartışmalı bir konu. Burada tabii bu soruya cevap vermek için evet ya da hayır cevabından ziyade o kişinin insanı ve insan hayatına nasıl yaklaştığı önemli. Doğrusunu söylemek gerekirse ötenaziye bakış dünyada her geçen gün değişiyor. İnsanın birey olma süreci ve seçimlerini yapabilme süreci daha ilerledikçe, insan daha özgürleştikçe bu hak da daha çok tartışılır oluyor. Yani Seneca'nın tartışmayı açtığı bir şeydir. Mesela eski Roma'da gerçekten insanların böyle bir hakkı yoktu. Hekimlerin ötenazi hakkı yoktu. Ama Seneca'nın şu sözü çok meşhurdur. Yani gemimi ve evimi nasıl seçiyorsam öleceğim yeri ve öldüğüm zamanı da seçebilirim demişti o zaman. Gerçekten de bu temelde yıllar içerisinde çok şey yaşandı. Ve çok 90 küsur yaşlarında kaybedilen bir sporcu 70'li yıllarında Himalayalara tırmanmış bir kadındır. Şunu söylemişti. Biz 20. yüzyılda doğumu planlamayı öğrendik. 21. yüzyılda da ölümü planlamayı öğreneceğiz ve gerçekten de biraz öyle oldu ve ötenaziye olan ilgi ve yatkınlık arttı. Gerçekten burada temel sorulması gereken soru şudur aslında. Yani yaşamak kuşkusuz bir haktır ama yaşamak bir sorumluluk mudur? Yani böyle bir sorumluluğu yok aslında insanın ve kendi hayatından da vazgeçmek isteyebilir. Bunun çok trajik örnekleri vardır. Yani meslek hayatımızda çok tanık olduğumuz ve yıllar içerisinde birçok insanın da tanık olduğu, birçok hekimin de çok uzun yıllar, işte bilinci yerinde olmadan solunum makinalarında yıllar boyunca yaşayan insanlar var. Bunlar gerçekten hani böyle yaşamak zorunda mıdır diye sorulması gerekiyor. Ve yine son zamanlarda aslında özellikle pasif ötenazinin hekimler tarafından uygulandığı, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde mesela %40'lara kadar varan oranlarda, ki bunlar çoğu zaman bilinen, bunun hak olduğu Belçika gibi ülkelerde bile çoğu resmi raporlara girmiyor. Yani insanlar ölme seçeneğini kullanabiliyorlar. Şimdi pasif ötenazi dediğimiz zaman şunu anlıyoruz arkadaşlar. Yaşamın sonunda bir takım tıbbi uygulamalar yapılmadığı takdirde hayatı sona erecek olan kişi de onun istek ve arzusu doğrultusunda bu tedavilerin sınırlandırılması ya da durdurulmasını
anlıyoruz. Yani işte örnek vermek gerekirse, işte efendim yoğun bakımda kişi ama daha önceden çok net bir şekilde işte şu şartlar yerine geldiğinde ben artık yaşamak istemiyorum, lütfen yoğun bakımdaki tedavilerimi uzatmayın diyorsa, bu isteği doğrultusunda bunu yaptığımız zaman ve hiçbir şekilde tıbbi indikasyon yoksa, hayatı kurtarılamayacaksa, yaşam kalitesi artmayacaksa ve belli şartlar onlar yerine geldikten sonra bu şekilde tıbbi tedavilerin durdurulmasına ise pasif ötenazi diyoruz. Bu şekilde yani tıbbi indikasyon olmadığı bir durumda hastanın rızasını da alarak zamanında bu durdurma şekli hukuken ülkemizde yasak değil. Ve ben dediğim gibi belli şartlar yerine geldikten sonra da bunun ahlaken yanlış olmadığına inanıyorum. Neden? Çünkü hepimiz öleceğiz ve güzel ölüm diye bir kavram var. Yani acaba güzel ölümü ya da biz ölümümüzün nasıl olmasını isteriz? Bunu sorduğumuzda acaba hangimiz işte efendim ben yoğun bakımda işte vücudumdan onlarca hortumlar çıkıp girdiği halde ölmek isterim diyen kişi çıkar aramızda. Dolayısıyla bunu anlıyoruz. Yani tıbbi indikasyonu olmadığı bir durumda tedavilerin kesilmesi, sınırlandırılması. Bunun ahlaken yanlış olmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi belli şartların yerine gelmesi koşuluyla. Türkiye'de ötenazi aktif ya da pasif fark etmez, adam öldürme suçuyla eşdeğer kabul edilir. Bir hekim ötenazi uygularsa, bu konuda yargılanır ve bu ispat edilirse homisit suçuyla yargılanır ve cezasına öyle olur. Dolayısıyla yapmaz. Mesela Türkiye'de anketler yapılıyor. Siz hiç ötenazi yaptınız mı diyorlar. Bu soruya verilen cevapları tahmin ediyorsunuzdur. %100 yapmadık diyorlar. Çevrenizde yapan hekim gördünüz mü diyoruz. Hepsi gördük diyorlar. Yani birbirlerini de görmüş oluyorlar aslında. Çünkü kafalar karışık yani. O az önce söylediğim tedaviye onan vermeme ve pasif ötenazi ya da bazen hani az önce konuştuk ya, nafile tedavi endikasyonu yoktur ve bunu zorla uygulamayla nafile tedavi yapmamayı da ötenazi olarak sanıyorlar hekimler. Hekimlerin nafile tedaviye devam etmelerinin sebebi hastalar talep etsin ya da etmesin. Ya ben nafile tedavi yapmazsam pasif ötenazi yapmış olurum ve yakalanırsam da devlet beni hapseder, adam öldürmekle suçlar diye korkuyorlar. O yüzden nafile tedavi yasaldır, nafile tedavi yapmamak yasaldır diye onun için söylemiştim. Benim de kafam buralarda karışıyor. Birazcık daha konservatif ülkelerde ötenaziye daha uzak bir duruş var. Mesela İtalya'da öyledir, Portekiz'de öyledir, Türkiye'de de öyledir. Tabii özellikle İslam dininin intihara izin vermiyor olması ve bunu büyük bir günah olarak sayıyor olması, ki bunun da felsefi bir derinliği vardır kuşkusuz, yüzünden ötenazi tartışmalarına çok uzaktır Türkiye. Monoteistik dinler, işte İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik perspektifinden cevap vermeye çalıştığınız zaman bu soruya, biliyorsunuz ki monoteist dinlerde, İbrahimi gelenekteki dinlerde insanın hayatı Allah tarafından ona bahşedilmiş bir nimettir. Dolayısıyla insan kendi bedeninin ve hayatının sahibi değildir. Allah'a karşı bir sorumluluk içerisindedir. Dolayısıyla sahip olmadığı, gerçek sahip olmadığı bir şeyin, hayatın da kendisi son veremez. Dolayısıyla monoteist dinler bu soruya hayır olarak vermekte. Ama siz bedeninizi ve hayatınızı tıpkı bir araba, sahip olduğunuz bir araba veya bir eşya gibi görürseniz şöyle söyleyebilirsiniz. Nasıl ben eşyamı işte köprüden atabiliyorsam, arabamı köprüden atabiliyorsam, bedenimi de köprüden atarım ve hayatıma son veririm. Dolayısıyla bu sahiplik yaklaşımından dolayı aktif ötenazi dediğimiz ötenazi şekli ahlaken doğru olarak kabul edilebilir. Fakat bu konuya filozoflar da bazı itirazlar getirmiştir. Mesela Immanuel Kant, bilindiği gibi aklın merkezde olduğu bir ahlak sistemi kurmuştur. Ve der ki, eğer bir kişi aklıyla doğru olarak ulaşmış olduğu bir sonucu uygulaması onun artık bir ödevidir. Yani bu akli olarak doğruysa bunun dışında ve zıttında olan bir davranışta bulunamaz. Akıllı olan bir insan ise insan hayatının ve varlığının temel amacının, ki işte ne diyelim buna telos da diyoruz,
yaşam olduğunu ve bu yaşamın sürdürülmesi olduğunu söyler. Dolayısıyla bunu kavradıktan sonra bir kişinin hayatına son vermesinin akli olarak yanlış olduğunu düşünür. Dolayısıyla Immanuel Kant'a göre de aktif ötenazi ahlaken yanlış bir davranıştır. Bu temel prensipler içerisinde bakıldığında dediğim gibi yani sizin insan vücuduna ve hayatına nasıl yaklaştığınız önemli. Belki bir adım daha ileriye gitmek gerekiyor. Tabii burada şunu da sormak gerekiyor. Bir kişi neden ölmek istiyor? Yani bunun bir sebebi olması lazım. Yani ben artık bugünden itibaren karar verdim yaşamak istemiyorum şeklinden ziyade ki ilk uygulama alanlarında ya da ilk uygulama zamanlarında mesela diyelim Hollanda'da bu uygulamalar başladığında, aktif ötenazi başladığında çok ciddi bir sürü kurallar var idi. Bu kurallar ya da bu şartlar yerine gelmeden aktif ötenazi yapmak mümkün değildi. Bunlardan bir tanesi yaşamın sonunda olmak, işte sağlığın hiçbir şekilde tedavi edilmemesi olması yoksa yani herhangi bir kişinin gidip ben artık yaşamak istemiyorum demesi yeterli değil idi. Fakat zaman içerisinde bunu tabii genişlettiler. Ondan sonra işte bazı ülkelerde, Belçika'da işte efendim 18 yaş sınırı kaldırıldı. Daha genç yaşta olan kişiler bunu yapmakta. Burada asıl sorulması gereken sorulardan bir tanesi de acaba bir kişi aktif ötenazi yoluyla ölmeyi neden tercih eder? Eğer bunun arkasında yatan sebep şuysa, yani benim muazzam ağrılarım, acılarım, ızdırabım var hastalığımdan dolayı. Ben bundan dolayı artık yaşamak istemiyorum. O zaman tabii bizim bir hekim olarak şunu sormamız gerekiyor. Acaba biz bu ağrıları, acıları ve ızdırabı modern tıbbın sunmuş olduğu imkanlarla ortadan kaldırabilir miyiz? Eğer kaldırabilirsek, yani sebep ortadan kalkarsa o zaman bu sebebe dayanarak istenilen davranış şekli yani aktif ötenazi de ortadan kalkar diye düşünüyorum. O açıdan iki önemli nokta var. Yani tekrar özetle iki cümleyle özetleyecek olursak birincisi aktif ötenaziyi ahlaken değerlendirirken insanın hayatına ve yaşamına nasıl baktığımız, bedenine nasıl baktığımız. İkincisi ise aktif ötenaziye dayanak teşkil eden sebeplerin modern tıbbın imkanlarıyla ortadan kaldırılıp kaldırılamayacak olması. Eğer kaldırıyorsak o zaman aktif ötenaziye de gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle diyeyim, yani yaşamın son dönemindeki hastaları da yönetilmesi gereken sorunların başında ağrı geliyor. Birçok sorun var ama ağrı çok önemli bir sorun. Tabii ağrı kesicilerin içerisinde bizim çok güçlü bir silahımız morfin. Morfinin de bir ağrı kesici etkisine tolerans gelişiyor. Yani daha fazla morfin vermeniz gerekiyor. Ama bu sefer de solunumu depresi edeceğim, boğularak ölmelerini sağlayıcı etkisi de bir yan etki olarak ortaya çıkıyor. Çifte etki doktrini diye bir şey var ve diyorlar ki bu bir yan etki ve istediğiniz bir şey değil. Ağrıda kesilmesi gereken bir tedavi gereksinimi. Ben ağrı kesiciyi veririm. Solunumda yavaş yavaş depresi olur. Hasta da bir süre sonra ağrısız bir şekilde, huzurlu bir şekilde ölür. Hani bunu ötenazi savunucuları söylüyor. Bu çok tartışmalı bir konu, çifte etki doktrini. Bu pratikte yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Mesela karşıt görüşler, çok ağrısı olan bir hastanın solunumunu bastırmaya yetmez. Ağrı zaten yeterince stimülandır. Dolayısıyla zaten artı biz onu monitörize ederiz, ayarlarız o işi diyen yoğun bakımcılar da var tabii. Ama hani literatüre girerseniz, çifte etki doktrini yazarsanız bunu da görürsünüz. Böyle yani zor kararlar bunlar. Türkiye'de bile hani birçok söz vardır. İşte iki iyilikten biri olsun derler mesela, işte ölse de kurtulsa derler mesela. Yani ölüm bazen bir çözüm de olabiliyor. Yani amaç acıyı dindirmekse tıpta temelde mesela. Bu bir yol olabiliyor. Bununla ilgili çok büyük tartışmalar yapıldı. Tarihte de çok ciddi olaylar yaşandı. Mesela bir Ermeni doktor Jack Koverkian dünyada bu konuda bir öncüdür aslında. Yani bakarsanız geçmişine, literatüre, yüzün üzerinde insanın ölümüne direkt ya da dolaylı yoldan izin vermiş biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1998 olması gerekir yılında, yani resmen kamusal bir alanda, hatta yanılmıyorsam bir televizyonda onu bantla çekti, yayınladı filan ya da belki canlı yayınladı. Bir hastaya ötenazi yapmıştır ve daha sonra ikinci dereceden insan öldürmek suçundan hapis yatmıştır. 1998
yine yanılmıyorsam iyi halden ve daha bu işlere karışmayacağı sözüyle falan 2007 yılında tahliye edilmiştir. Bunun gibi çok, hatta adı ölüm meleğidir. Yani öyle bir ismi de vardır Amerika'da. Ki o Amerika'da hüküm giydiği bu yıllarda bazı eyaletlerde ötenazi yapılabiliyordu. İsviçre'de mesela böyle klinikler vardır, ötenazi klinikleri. Buralarda insanlar kendi yaşamlarını sonlandırabilirler. Bunlar genellikle kronik hastalığı olan ve artık yaşamaktan bıkmış, hareket edemeyen, işte mesela İçimdeki Deniz diye bir İspanyol filmi vardı. En iyi yabancı film Oscar'ını da almıştı zamanında ve orada boyundan aşağısı felç bir adamın ötenazi savaşı vardı ve arkadaşlarının yardımıyla yasal olmadığı için ötenazi ve kendisi de kendi kendinin canına kıyamayacak durumda olduğu için 11 farklı arkadaşıyla bir plan yapıp kendi hayatını sonlandırmıştır mesela. Bu önemlidir. Ötenazi bir hak olmalı. Birçok, yani sadece ağrı değil, başka durumlarda da. Benim psikiyatri hocam, Türkiye'nin en önemli Kriton Dinçman hoca, şunu söylerdi yani. Mesela çok gururlu bir insandı. Bize bu konuyu anlatırken, beni çok sevdiğinizi biliyorum, bana çok saygı duyuyorsunuz, ben de sizi çok seviyorum. Önünüzde, işte gözünüzde nasıl bir insan olduğumu aşağı yukarı biliyorum. Ha, ben bir gün kolon kanseri olursam, işte bana bağırsaklarım dışarıya, kolostomu açılırsa, buralarımda torbalar olursa, öyle buralarda beni görmenizi istemem ya. Öyle bir şey olursa, lütfen ötenazi hakkımı kullanmama izin verin derdi. Ben öğrenci, hocanız olarak öğrencilerimden bunu talep ediyorum şeklinde. Hocam yasal değil derdik, yani yapamayız bunu, mümkün değil, Türkiye'de ötenazi yasak. Emekli olduktan sonra kendi evinde kendi kendine ötenazi yapmaya kalktı hocamız. Çok ciddi bir böbrek yetmezliğiyle hani ölümden döndürüldü falan, böyle müdahale edildi yani, istemi dışında müdahale edildi. Tekrar benimle konuştu, tamam dedi, ama ben dedi organlarımı ölmeye yaklaştığını biliyordu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin öğrencileri için kadavr olarak kullanmak üzere o zaman bağışlamak istiyorum dedi ve bağışladı. 10 küsur yıl önceden bahsediyorum. Ve Cerrahpaşa'nın bu kullanım süresi geçtiğimiz ay bitti ve yeni defnedilebildi cenazesi. Yani şey, cenaze töreni yeni yapıldı. 15 yıl mı, 13 yıl sonra mı ne yapılabildi? Ondan öğreniyorduk bu konuya, hani etik yaklaşımları daha çok, ama onun yaşamı da böyle sonuçlandı. Yani bize otopsi salonlarında şey, ölüler yaşayanları eğitirdi. Bütün otopsi salonlarında böyle bir kocaman şey görürsünüz. Hoca bize ölürken de hastalıklarında da eğitti. Yani böyle bir hocaydı gerçekten. Ötenaziden korkmamamız gerekiyor gerçekten. Ha, hocamın ya anlattığı o isteği, ben hocayı ne kadar gururlu ve ne kadar işte yaptığı şeylerden biliyorum yani. O hoca öyle yaşamak istemezdi gerçekten. İşte, ve kendi de bunun gereklerini yaptı. Ben de aynı şekildeyim yani. Ben de öyle çok fazla istemeyebilirim. Ama bütün bunları tabii özgür irademizle vermiş olmamız gerekiyor. Ama diğer taraftan da yasalara uymak zorundayız. Ötenaziye bir hak gibi bakmak gerektiğini düşünüyorum yıllar içerisinde. Ama üzerinize hekim gömleğini giydiğinizde bunu düşünmek neredeyse imkansız. Çünkü bizim bir birey olarak ötenazi haktır söylemimiz ne kadar haklıysa, üzerimize beyaz önlüğümüzü giydiğimizde de ötenaziye bir şekilde bulaşmamak da ya da alet olmamak da bir o kadar doğrudur diye düşünüyorum. Bir de bizim temel görevimiz yaşatmaktır aslında. 1980'li yıllarda Venedik Sözleşmesi, Dünya Tabipler Birliği'nin burada bir milattır ve orada gerçekten de insanın ölme hakkının olabileceği çok net olmasa da ilk kez dile getirilmiştir. Ben bir hekimin aktif ötenazi uygulamasını, her ne kadar o ülkede hukuken meşru olmuş olsa bile, onun bizim kafamızdaki klasik hekim imajını zedeleyeceğine inanıyorum. Yani düşünün, bir hekim var, işte efendim bir gün içerisinde 3 kişinin hayatını kurtarıyor, 2 kişinin hayatına son veriyor. Ya da tam tersi. Şimdi bu bizim klasik olarak hekim mesleği imajıyla bağdaştıramadığımız bir durum. Onun için
Ben aktif ötenazi olayının ahlaken sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ve tabii burada iki boyut da var. Yani siz şunu söyleyebilirsiniz. Yani biz tabii ki bir insanın dünya görüşüne ya da kendi bedenini ve hayatı nasıl algılayacağına karışamayız ve bunu dikte edemeyiz. Ama belli bir dünya görüşünden ve beden algısından neşet eden bir isteği de eğer o toplumun genel insan anlayışı ve hayatıyla örtüşmüyorsa ondan yerine o toplumdan ve o toplumun bireyi olan uzman kişilerden, hekimden beklemek de yanlış olur diye düşünüyorum. Yani şu da olabilir, işte bir kişi ne diyelim işkence görmekten zevk alıyor olabilir ama biz işkence olayını bir insan hakkı ihlali olarak görüyor isek, bir başka kişinin bunu yerine getirmesi söz konusu olduğunda ahlaken sorunlu bir davranış olduğunu söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak her halükarda böylesi bir aktif ötenazi uygulaması hekimin, klasik hekim anlayışını zedeler. Ve diğer taraftan da belki dolaylı olarak hasta ve hekim arasındaki güven ilişkisini de bozabilir. Yani düşünün siz, işte efendim bir hekime gidiyorsunuz. Ondan hayatınızı kurtarmak için her türlü şey yapmasını istiyorsunuz ama o aynı hekim bir saat önce efendim bir şeyle, enjeksiyonla bir kişinin hayatına son vermiş. Dolayısıyla bu kişiye acaba ne kadar %100 güvenebilirsiniz? Yani burada bir imaj zedelenmesi hasta-hekim arasındaki önemli olan güven kaybına da yol açar diye düşünüyorum. Hiçbir hekim hastasını ölüme terk etmez. Bu bizim zaten temel varoluşumuza aykırı bir şey. Ama acılar içerisinde bir insanı yaşatmaya devam etmenin de çok tartışılabilir bir konu olduğunu düşünüyorum. Sonu olmayan bir yolculukta insanları acılar içerisinde bırakmamak gerektiğini de düşünüyorum. Bu konu bir hekim duruşu olarak bana soruyorsanız ben insan yaşamına saygı göstermek zorundayım. Dolayısıyla hiçbir hastamı ölüme terk edemem. Ama yine aynı gerekçelerle hiçbir hastamın isteklerini de göz ardı edemem. Ama şunu bilmek lazım. Yani o durumdaki bir hasta için ben ya da onun yakınları ve başkaları karar veremez diye düşünüyorum. Yani bu çok çetrefilli bir soru aslında. Ve üzerinde çok tartışılabilir bir soru. Bizim hekim kimliğimizde yaşamın yanında yer almamız gerektiği açık. Ama ölüm gerçeğinde yatsımada. Hekimlerin nasıl bir tavır takılması gerektiği hususunda ikilemde kaldığı, paralellik gösteren iki konu, ölüm oruçları ve diriltmeyin talebi. Kişi, mücadele biçimi olarak kendi sağlığını ortaya koyduğunda veya yaşama tutunma konusunda çabaları reddettiğinde hekimlerin yaklaşımı nasıl olmalı? Adli tıp uzmanı kimliğimin yanı sıra ölüm oruçlarının, işte cezaevi baskınlarının olduğu dönemde İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyesiydi. Dolayısıyla hani o gözle de yani kendi meslektaşlarımın verdiği kararları da, yani zorla beslenme ya da ölüm oruçlarından dolayı, açlık grevlerinden dolayı cezaevlerinde kalmasına gerek duyulmama şeklinde bir karar vardır biliyorsunuz. İnfaz tehiri diye bir şey. Cumhurbaşkanlığı affı ya da daha çok bilinen şekliyle bu kararlar o dönemde adli tıp uzmanları tarafından adli tıp kurumunda veriliyordu. İşte cezaevleri baskınlarındaki işte ölenler, onların otopsileri, olay yeri incelemeleri, o ekiplerde yer alan bir hekim olarak bilgilerim var. Uzun zamandır böyle şeyleri gündemimizde yok. Hani o dönemden bu yana bildiğimiz bir şey var. Etik bildirgilerde Dünya Tabipler Birliği'nin görüşleri, Türk Tabipler Birliği de bu yöndedir. Bugün konuşmadık aslında. Hani dedim ya, hastaların malları, mülkleri için vasiyette bulunma hakları ne kadarsa gelecekteki tedavileri konusunda da karar verme hakları olmalı. Ya yani mesela ben ölürken beni canlandırmayın, ben ölüme doğru giderken bana tedavi vermeyin. Hani pasif ötenazi anlamında böyle hakları da olmalı der bütün dünyadaki bildirgeler. Yani ana şey de buradan çıkar ve sağlıklı olarak onam kapasitesi yerindeyken beslenmeyi reddettiğini söyleyen birisi, onam kapasitesi kaybolduğu zaman, bilinci kapandığı zaman, konfüze olduğu zaman şey mi yapacaktır yani,
bu baştan verdiği tedavi olmama onamı, tedavi reddetme durumu ortadan mı kalkacaktır? Hem Dünya Tabipler Birliği hem Türk Tabipler Birliği bu yöndeki onamlarının geçerli olduğunu, sürdürülmesi gerektiğini söyler. Ama bütün dünyadaki etik bildirgeler de hekimleri bu konuda serbest bırakır. Yani bir hekim, ben sadece yaşatmak için yemin etmiş bir mesleğim, mensubuyum. Yaşarken, onam kapasitesi yerindeyken bu tip taleplerine saygı duyarım ama bilincini kapattığında, yaşamsal tehlike baş gösterdiğinde beslerim diyorsa, hani ben etik ilkelere uygunsuz davranmaktan dolayı o hekimi suçlamam diyor. Burada bir hekimlere serbestliği bırakıyor. Benim önerim diyor, önceki şeyleri geçerlidir. Vasiyetleri nasıl geçerliyse, nasıl bir insan işte DNR talebi, yani bana yeniden canlandırma yapmayın talebi olduğu zaman bu talep yasal bir şekilde onam kapasitesi yerindeyken verilmişse, geçerli bir talepse, ben buna uymak zorundaysam ve bu ötenazi anlamına gelmezse, burada da beslenmek istemeyen bir hastanın, açlık grevindeki, ölüm orucundaki bir hastanın tedavi ya da beslenmesini tıbbi nedenlerle yapmamak size bir sorumluluk getirmez diyor. Ama hani yapmak isterseniz de ben bunu bir suç olarak, bir etik dışı bir davranış olarak görmem. Bu sizin talebi şeyinizdir diyor, inisiyatifinizdir diyor. Hekimler burada benim görüşüm yapmayın bu tedavi diyor. Mesela ben kendi adıma, tabii ben klinisyen olmadığım için hani aslında Dünya Tabipler Birliği de Türk Tabipler Birliği de hasta başında o kararı verirken farklı bir duygulanımla davranabileceğimi hesaba katıyor. Ben de şimdi size söyleyince aklıma geldi. Hani teorik olarak söylüyorum, ben yapmazdım diyecektim size. Ben de istemiyorsa yapmazdım diyecektim ama ne bileyim 25 yaşında genç bir hasta ölmek üzere, ben işte B vitamini verirsem, serum verirsem, mesela B vitamini almak istemiyor. Korsakoff gelişecek ya, ömür boyu engelli olacak. Şu B vitamini vereyim der miydim bilemedim şu anda yani. Verirsem verebilirim, bunu biliyorum. Yani Dünya Tabipler Birliği, Türk Tabipler Birliği beni bu konuda özgür bırakıyor. Ama bana vermeyin, bu tedavilere uygulamayın, benim bu ileriki yaşamımdaki tedavilerimle ilgili vasiyetime uyun diyen bir adama saygı duymak gerektiğini biliyorum.